بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد محترم قردش لرم كتاب شرح المغني في عيل باب افعال القلوب يا دوام أديوس saydık bu fiillerin amel etmeleri iki mef'ulde müftede ve habere gelişlerinde bir de iki mef'ul istemedikleri bir durumları vardı başka manalara geldiklerinde hani dedik ki ef'alul ilac var ef'alul kulub var bunlar ef'alul kuluptur. yani fiiller eylemler olaylar ya kalben olandır ya da ce cevarih yoluyla e, olan olaylardır. İşte bu bunlar kalben olan olaylardır. Yani kalben bir e, etkidir, bir e, şeydir, bir fiildir. Onu işledik. Bugün de yani bu dersimizde de bunların bulundukları haller var. Acaba bunlar için ne, ne gibi şeyin hal var? Onları işlemeye devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim ve min şe'niha ayva min şe'ni ef'al'ul kulubi kalbi fiillerin şe'nlerindendir durumlarındandır hallerindendir cevazül ilga'i yani bu fiillerin ilga etmek bu fiilleri ilga etmek cevaz yoluyla cevaz haliyle e, bunların hallerinden biridir yani bu fiilleri ilga, etmek caizdir. Ey cevazu iptalil ameli bu fiillerin amelini iptal etmek caizdir. Bu cevaz bunların bunlar için bir durumdur, bir haldir. Yani caizdir ki bunların amelini iptal etmek. Hale kevni ef'alil kulubi mütevessiteten yalnız amellerini iptal etmek caiz ha şekille ancak hangi halde olur? Bu fiiller eğer mütevessıt olurlarsa, ortaç olurlarsa, beynel mef'uleyni iki mef'ul arasına girmişlerse o zaman bu fiillerin ilga etmesi caiz olur bizim için. Yani amel vermek, vermemek elimizde olur. Mütevessıt olduklarında veya veyahut müteahhir olduklarında. Nahu zeydün mukimun. Evet, Zeydun zanıntu mukimun. Burada zanıntu ortaç olduğu için yani Zeyd ile arasına girdiği için amel vermeyebiliriz. O verebiliriz de Zeyden zanıntu mukimen e böyle de diyebiliriz. Amel vermek caizdir. Hatta amel vermek mütevessit halde daha evladır. Vermemekten daha önceliklidir. Evet ve hale kevniha anhuma. Bir de e, bunların amelini iptal etmek caiz şekille ne zaman? Hale kevnleri müteahhireten anhuma. Bu fiiller o iki isimden yani mef'ul olacaklardı. İşte o iki isimden müteahhir olduklarında onlara amel vermeyebiliriz de. Evet. O verebiliriz de. Nahhu zeydün Mukimun zanentu. Evet. Zeydun mukimun zanentu. Zeyd mukimtir. Biliyorum. Evet. Tahmin ediyorum. Yani Zeydun mukimun kelam olarak söyledik geçti. Hallerini Konumlarını aldıktan sonra yani Zeyd müpteda olduktan sonra mukim ona isnat edildikten sonra bu sefer zanentu biliyorum tahmin ediyorum evet bu manaya gelir. Yani çünkü ilga levzan ve manen caiz olan bir şeydir. Yani eğer levzan amellerini iptal etmiş oluyor olursan sen manen de etmiş olursun. Ya da <laughs> levzan amel et amellerini iptal etmemişsen manen de amellerini iptal etmemiş sayılırsın. O zaman neyle bağlarsın? Zanıntüyi zeydün mukimle bağlarsın. Yani şimdi ben okuduğum şekilde kelam kuruldu, kelam geçti. Ondan sonra zanıntı bir takviye gibi oldu. Zeydin mukimin, Zeyd mukimdir. Acaba onun mukim oluşu yakini midir yoksa zanı zanıntı diyor zannımca yani. Zannımca evet. Neden bunlar mütevessit veyahut müteahhir sonra veyahut orta olduklarında amellerinin iptali caiz oluyor. Li istiklali mef'uleyha. Çünkü iki, iki mef'ulünün müstakil olduklarından dolayı. Yani sanki bu iki mef'ul bunları ilga ettiğinde o mef'uller ortada kalır, kal, kalırlar gibi oluyor. Yani ne ma'mul me, ne amil yok diyor öyle bir şey yok. Yani bunlara amel vermediğinizde kelam yine kelamdır, müfittir. Yani hiç ortada kalmış bir iki isim yoktur. Evet. Listiklali mef'uleyha kelamen. Evet. Gerçekten kelam oluyorlar mı? Li <tık> kevnihima ve haberen <laughs> ala takdiri ilgaiha. Mülga olduklarında bu fiiller o iki ismimiz mef'ul olacaklar olan isimler ne oluyor? Mübteda ve haber oluyor. Yani kelami müfid oluyor. Hiçbir zararı yoktur. Hiç, yani ilga etmekten zarar görecekleri bir şey değiller o iki isim. Yine mübteda ve haber müsned <laughs> müsnedu ilehi o müfidun yahsunu aleyhi Ma du'fi ameliha bit tevessuti ve hem mübteda ve haber olabilirler hem de amelleri zayıf olduğundan dolayı yani cev 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 cevazül amel sadece yani cevazül ilga ilga etmek sadece onların müpteda ve haber olabilmelerinden dolayı değil. İlga oluşları bu fiillerin ilga oluşları hem onların müpteda ve haber olabilmeleri hem de ma'addu' fi ameliha bittevessüti ve teekhuri. Çünkü öbür tarafta ameli de zayıf olduğu için yani mühtede ve haber olabilirlerse biz niye bunları amelden edelim? Amelden yine amel etsinler. Efendim diyor ma'adufi ameliha ve Çünkü öbür tarafta da amellerinin zayıflığı oldu oluştu. Tevessüt ve tehir sebebiyle. Yani ortaya geldi yahut sonraya sonralarına geldiği için bu fiiller amellerinde de bir zafiyet oldu. Zafiyet oldu. Bunlar da kelam olabilirler. E artık ne işimiz kaldı ne ihtiyacımız kaldı ve lem yecuz il ilga peki bunları a'taya kıyaslayarak dedik ki bu a'ta yani a'tanın iki mef'ulü ahız ve me'huz olduğu için bunları da onlara kıyas ederek ne yaptık bunlara da iki amel verebildik iki mef'ul amelini verebildik e peki o zaman niye a'taytu da caiz olmuyor? Diyor ve lem ilga, fi babi iza Eğer ortaç olursa yahut müteahhir olursa o o a'ta babının ameli ilga caiz değildir. Evet. Orada ilga caiz değildir. Fe'ani peki babi a'taytu dediğimizde acaba çünkü o zaman kanuni amme getirilmeli ki Babe a'tayitiyi kapsam içine alalım. Yani onları bir çevreleyelim. Yani hangisidir? A'ta babi diyorsun ama Babe a'taytu hangileridir? Fe ani bi babi a'taytu en yekûnel mef'ulâni Yani çünkü a'ta bir tane ahız mef'ul bir tane me'huz. Ahız aynı zamanda me'huz olamaz. Yani ahız ayrı, mevkuz ayrı bir şey olam, olmalı. Alıcı alınan yani ikisi aynı şey olamaz. Onun için babi ateytu dediğimizde şunu kast ediyoruz. Yani iki mef'ul isteyip ikinci mef'ul birinci mef'ul olmayan. ikinci mef'ul birinci mef'ul olmayan. Onu yani evet. Mesela Zeyden Fazilen denildiğinde o ikinci mef'ul birinci mef'ulun aynısıdır. Fazıl olan kimdir? Zeyd'in kendisidir. Peki neden e'ta babında bu ilga caiz olmuyor? O bu iki mef'ul aynı şekilde iki mef'ul isteyen e'falul kulüplerin amelinde ilga caiz oluyor. Neden? Ve inna lem yuczalika fihi bab e'teytuda adami istiklal maf'uleyhi kelamen. Çünkü eğer onu ilga edersek o iki mef'ul ortada kalır, etkisiz kalır yani hiçbir anlam taşıyamaz kelam olamaz. Niye? Çünkü birbirlerinin değişimidir. Yabancıları yabancısıdır. Yani birisini birisine hüküm kılamayız. İsnat edemeyiz. Ondan ibaret sayamayız. Mesela diyelim, "Ata'yı Zeyd'den dirhemen." Biz Ata'ya amel vermezsek Zeyd'in dirheminin bir ayrı bir kelam kurabilir miyiz? Kuramayız. Onun için kuramadığımız için, kurma imkanı olmadığı için çünkü hamil caiz değildir. Zeyd dirhem olamıyor. Zeyd dirhem, dirhem olur mu? Li adem istiklal mef'uleyi kelamen ve yu'lemu min kavlihi mütevessiteten ve mütehireten ennehu la yecüzül ilgâ uize tekaddemet. Dedi ki şu şartla, yani bu ef'alul kulub babında ilga caizdir. Hangi halde caizdir? Çünkü haller kayıttır. Yani zil hallerinin bir kayıttır. Nedir zil Bu ef'allerdir. Peki onun ameli nedir? İlgadır. Ha ilga demek o zaman mütevessitten, müteahhireten o ilganın kaydu şartı oluyor. Anlaşılıyor mu? Yani haller hep öyle ha. Cani zeydün kevni de kaimen desek demek meciet ancak kıyam halinde olmuştur. Yani kıyam şarttır onun için. Kayıttır. Evet. Evet. Ve ya'lemu min kavlihi mütevessiteten <Sessizlik> ve müteakhireten ennehu la yecüzül ilgav izah tekaddemet. Demek mukaddem olduklarında İlga o zaman caiz değildir demek ilganın caiz olması neye bağlıdır? Teahürlerine veya hut tevasutlarına yani bu, bu fiiller müteahhir olduklarında veya hut iki mef'ul arasında vasat olduklarında. Demek mukaddem olduklarında ilga falan caiz değildir. Ve alem ennel i'male peki ilga dedik ki caizdir. Demek verebiliriz, vermeyebiliriz. Peki vermek mi evla, vermemek mi evla? Ve yahut tevessütte ne evla, teekhirde ne evla? Ve alem ennel i'male evla iza tevessetet. Yani bu fiiller iki isim arasına girdiklerinde amel vermek daha evladır. Çünkü biraz yakındır. Yani bir tanesi geçmişse de ikincisi bari ondan sonradır. Ameli o kadar zayıf değildir. Yani bir öncesinde de amel edebilir. وَلِلْغَا اَوْلَا اِذَا تَأْخَرْتَ Ama ikisinden de sonra geldiklerinde bu fiiller o zaman ne olur? İlga daha evla olur. Çünkü ikisi de geçmiştir. Hele birincisi araya fasıl da girmiş ki ikinci mef'ul o birinci mef'ulle bu fiiller arasında bir fasıl olmuş. Dedi ki ve alem enel i'male evla ve ilga evla ve en haz bu şunu da bil ve en hazihi el af'al tekunu fi ma'na zarfi, ala takdir el o zaman bu fiiller ne olurlar hiç kelamla alakaları olmayan yani kelamın bir rükni olmaksızın o zaman ne mana taşırlar? Peki niye geliyorlar? Zen manasında zannın da zarf oluş olarak. Evet. Ve enne hazihi lef'ale yani i'lem enne hazihi lef'ale tekunu fi mana zarfi ala İlgâ olduklarında ancak zarf manasını alırlar. Yani zarf da biliyorsunuz müsned müsned ilahi dışında kalmış. Yani rükün değil. Yani, velev ki kelamla ilgili olsa da fakat kelamın bir rüknü müsned ve müsned ilahi değildir. Femana zeydün muqimin zanintu zeydün muqimin fi zanni el-an Evet. Zeydün muqimin fi zanni. Demek bu zan ne lafzan ne ma'nan. Zeyd la hiç ameli alakası yoktur. Hiç amel payı yoktur kendisi belki zarf olur, kendisi mamul olur. Kavluhu. Ve ta'liqu. Bu ve ta'liku neye atıf oldu? Evet, cevaza al. oldu. Cevazul ilgay. Ve ta'liqu. Yani ilgaya atıf etmiyoruz. Ha. İlgaya atıf ettik mi? Cevaz orada da mukadder olur. Halbuki ta'liq, vacibidir. Yani lafzan ilga, ma'nan amel vacibidir onun şeyin de ilga gibi değildir. Cevazi caizi değildir. Onun için ve taliqi neye atfettik? Cevazuya atfettik. Ey ve min şe'ni ef'alul kulubi et taliqu. Evet. Min şe'ni ha orada nasıl haber oluyorsa cevazuya et taliquya da haber oluyor. Ve taliqu min şe'ni ha ef'alul kulubin şe'nlerindendir taliq. Evet. Talik ne demek? Ve huve iptalul ameli ala sebilil vücubi. Vacibi olarak amelini iptal etmek, yalnız amelini iptal etmek levzen, la manan. Sadece lafzan amel vermiyoruz. Manen yine amel veriyoruz. Çünkü mukaddemdir. Bari yani tam olarak etkisi zayıf hale düşmemiştir. Zayıf hale düşmediği için lafzan vermiyorsak bir sebepten dolayı bari manen verelim. Lafzan la manan ve hilaf al-ilga'i fe inne ibtal al ala sabil al hem lafzan hem ma'nendir ve zalike 'inda wuqu'i af'al al evet lamdan önce geldiklerinde bu ef'aller lafzan amel vermiyoruz fakat ma'nan amel veriyoruz ey qabla laamil ibtidai nahvu alimtu le zeydun evet le zeydun alimtu biliyorum neyi biliyorum Evet neyi biliyorum? Le zeydün zeydin Zeydün montalık olduğunu, başıboş olduğunu, herhangi bir şeye bağlı kalmadığını ben onu biliyorum. Evet. A burada alim tu fi'l Lam lam-ı zeydin Zeydün mübteda muntalikun haberdir. Cümle olarak alim iki mef'ulü yerine geçer. Evet. Böyle bilirim ve قبل el istifhami önce de gel, gelen e, bu ef'alul kulupler taalik yani lafzan iptal ma'nan amel vacibi olarak bu ef'allerin halü durumlarıdır. Onlarla ilgili hassaleridir yani. Nahu alim evet ve قبل سواء كان harfen yani dalli harf olabilir İstifam kendisi harf değil. İstifam medlule harfimdir. Harfin medlulidir. Yani sevan kane dallul istifami harfen ister o istifamın dalli delalet edeni harf olsun. Nahu alimtu e zeydun indeke em amrun. Zeydin olduğu ya da amrın olduğunu olduğu ben bilirim. Zeyd olduğu ya da amir olduğu ben bilirim. Yani hangisinin olduğu? Evet. ev ismen ya da istifamın dalli isim ola. Nahu alimtu eyyuhum fiddari. Evet. Eyyuh mübtedahum mudafu ilahi fiddari haber. Evet. İstifam olduğu için istifam bu kelamın başı istifamdır. İstifam olduğu için alime lafzan amel etmiyor fakat manan amel ediyor. Ve kabilen nefi bir de nefiden önce gelen ef'alul kulüpler nefi onların amelini ta'lik eder yani iptal eder lafzan la manen nahu alimtu ma zeydun muntalikun zeydun yine mübteda muntalikun haber bu ma zeydun muntalikun alimenin hiçbir etkisinde lafzan kalmamışsa da manen yine bağlamıdır yine neyi biliyorum ma zeydun muntalikun zeydun muntalik olmadığını biliyorum evet Li iktidai kulli vahidi min hazihi selaseti sadrel kelami. Peki bunlar kelamın başına geldiklerinde, o iki ismin başına geldiklerinde bu ef'alul kulüpler neden amellerinde vücubi olarak, vacibi olarak lafzan amellerinden olurlar? Li iktidai kulli vahidi min hazihi selaseti sadrel kelami. Çünkü bu üçü de kelamın başı olmayı, baş olmayı, kelama baş olmayı istedikleri için yani daima kelamın başında olma olmayı isterler. Sadaret olduğu için bu efal kulübe eğer bir amel verirsek bu o, o edatı istifhamdan önce nefi edatından önce gelmiş bir fiil onlardan sonra gelen isimlerde amel etmiş olur. O zaman sadaretleri nerede kaldı? Felev u'milet lafzan eğer lafzan bunlara amel verilirse lem tekün hadihi selasetu fi sadr kelami. Evet. O zaman bu üçü de kelamın başında sayılmazlar. Lakin el cüz'eyn ellezeyn بعد ba'd hadihi selaseti fi mevdi'i nasbi. Amma bu üçü yani üç yerde de hani dedik ya manen amelleri iptal olmuyor. Bunlar lafzen engeldirler ef'alul kuluplere kendisinden sonra gelenlere amel etmek etmeye engeldirler fakat manen çünkü alim tu başta geçmiş İlla ma'nen bir irtibatları olacak bildim neyi bildim? bunları bu, bu şeyi bildim yani kıyami bildim intilaki bildim e o zaman manen demek birbirleriyle irtibatlıdırlar evet Lakin al-juz'ayn ve waqa'a ba'da hadhihi al-thalathati mubtada wa khabar fi mawdi'in nasbi nasba mawdi' al-mahallindadir li'niya li'anna al-'ilma waqa'a alayhuma bil hakikat Çünkü biliurum neyi biliurum Zeydın muntalik olduğunu am işte bu hak gerçekte bu ilim manen irtibatlıdır o o kelamın cümlesiyle manasıyla irtibatlıdır o malumidir alimenin malumidir e madem malumidir demek irtibat kopmamış e o zaman manen mahallen demek mansuptur diyenler ilme ve kaalehima bil hakika evet ve udile anhu o amelden udul edilmiş bi muhafazatil lafzi lafzan muhafaza ederek ondan ödül edilmiş ama manen ne yapılmış? Manen yine etki yapmış, tesir yapmış, amel yapmış. Yani hem Zev nefi'u ayyunun sadarati kaçmasın diye lafzan amel etmekten ödül edilmiş, intikal edilmiş. Yani veril yapılmamış, verilmemiş. Femin min haysul lafz u'tibira lam-ı ibtidai ve'l istifhami Vel istifamu vel nefyu. Evet. Femin haysul lafzu u'ttubire lamul ibtidai vel istifamu vel nefyu. Lafız itibariyle. Lafız cihetinden, lafız bakımından lamul ibtida istifam, nefi bunlara itibar verildi, önemsendi. Yani onlara zahiren ondan sonrakilere amel etmedi bu ef'alül kulüpler. Onların sadareti muhafaza edildi. Ama ve min haysul ma'na u'tubire hazihil ef'alü. Ama ma'nen bu fiillere de bir önem verildi. Çünkü ma'nen illa birbirleriyle irtibatlıdır. Bildim neyi bildim bunu bildim. Demek ma'nen bir irtibat vardır. Evet demek lafzan bu nefyu istifhamu u lame önem verildi. O, onlar düşünüldü, dikkate alındı. Ama ma'nen ef'alul kulpler dikkate alındı. Ve alem enne ma'na kavlike alimtu ezeydun indeke em amrun alimtu ahadahuma bi aynihi indeke ben onlardan birisinin bildiğim birisini muayyen birisini bildiğim halde yani biliyorum senin yanında olduğunu. biliyorum. Zeyd midir, Amir midir yanında biliyorum. Yani Zeyd'dir ya da Amir'dir. Mesela yani ikisinin, ikisinin kim, ikisinden kim olduğunu ben biliyorum diyor. Evet. Liyennel ma'na alimtu evet. Liyennel ma'na alimtu cevabe zalike Yani ezeydün indeke em amrın bunun cevabı ben biliyorum. Yani zeyttir ya da amirdir. Abu mana lianel mana alimtu cevabe zalike. Bu sorunun cevabını biliyorum. Ve cevabı epeki peki cevabı nasıl bilinir? Bir tayini. Tayini ile cevabı bilinir. Evet, bunun cevabını madem biliyorsun, cevabını biliyorsun. Eğer sen de şüphedeysen cevabı bilmiyor demeksin. Ama madem biliyorsun demek ve cevabı bir tayini. O zaman ancak cevabı tayin ile olur. Yani cevap şüpheyle olmaz. Biliyorum hangisi yanındadır bilmiyorum olmaz. Yani hangisinin olduğunu biliyorsun olmalıdır. E madem biliyorsun. Evet. Dersimiz burada son bulsun. Ef'al-i nakise'ye geldik. İnşallah onu da bir sonraki derste devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana Elhamdülillahi rabbil alamin.